sana para mı alıyor? Niye vermez peşin? Bana da. Adam ekledi. İşin doğrusu bundan 1,5 ay 2 ay önce bu çekilmiş pamuğun borsadaki fiyatı 63-65 liraydı. Kütlü pamuğa, yani bu çiftçi pamuğuna tekabül eden rakamlar da 27-28 liraydı. Yani biz bu filmi her üründe, her sene çiftçi olarak aynı senaryoyu tekrar görüyoruz değil mi? Hasat evet. Başladığı hasat zaman düşüyor. Hasat başladığı zaman fiyat dip oluyor. Dip oluyor. Şimdi de şu anda olduğu gibi 27 evet. Liradan 18 diyen var, 20 diyen var. 20'nin altındaki her rakam çiftçiyi bitirir. Evet. Bekletecek yani durumumuz da yok yani. Her üründe yaşadığımız bir problem. Evet. Sade pamuk değil. Buğda da olsun, soya da olsun, pamuk da olsun, mısır da olsun yaşamadığımız yani ürün yok, açık konuşalım. Hani sezonun sonunda herkesin elinden bittikten sonra 25, 30, 35'lere kadar çıkar ama milletin, çiftçinin elindeyken rakamlar her zaman en aşağı seviyede, minimum seviyede. Evet, kolay gelsin. Pamuklar da çok güzel. İnşallah verim de iyi olur diye düşünüyorum. Hasat geldi. Mutlu musunuz arkadaşlar? Vallahi pek iş açık değil. Pek de mutlu değiliz. Neden? Ya bu maliyetler artık hem sırtımızı hem belimizi her tarafımızı büktü. Ama sonuç herhangi bir açıklama yok. Bir rakam yok. Biz neye göre sevinmemiz gerekiyor? Onu söylesinler. Peki ne olmalı? Sizce ne fiyat? Fiyat dediğimiz 25 lira civarı olmalı. 25. Yani önümüzdeki yılı düşünüyoruz, ne yapacağız? Önümüzdeki yıl nasıl ekeceğiz? Nasıl çevireceğiz? Bu yıl bu pamukları ekerken zorlandınız mı? Yo, zorlandık. Şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Girdiler yükseliyor. Pamuk zahmetli bir ürün. Maliyetli ilaçlar yükseliyor. Peşin alışveriş yapabildiniz mi? Veresiye mi? Nereden peşin alacağız? Yani veresiye çalışıyoruz. Yani. Sen yapabildin mi peşin? Ben bir kısmı peşin ama veresiye... Yani yaptık, yapmadık desek yalan söyler. Çünkü aldığımızda mazot 13-14 liraydı. Bir iki ton mazot peşin aldık. Ondan sonra gerisini hepsini vadeli aldık. Tamam, gereği ilacı, tohumu, gübresi hepsi vadeli. Hepsi vadeli. Hiçbiri de hiçbir şey yaramadı şu an. Yani biz kar ettik diye düşünüyoruz ama şu an her şeyden zarar ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi hasat geldi. Bu borçları nasıl ödeyeceğiniz? Aynen öyle. Yani bir kalem 2 ton mazot atsan 50 bin lira. Yani rakamlar çok yükseldi. Şu rakamlar çok yükseldi. Pamuk da aynı paralelde yükselmesi lazım. Yükselmesi lazım ya. Yükselsin. Yani bizi... şimdi işin doğrusu bakacak. Süleyman Bey, Çukurova'da pamuk hasadı başladı. Çiftçi ne durumda? Ne bekliyor? Çiftçi ne bekliyor? Pamuk bizim bölgemizin en önemli, en sevilen ürünlerinden biri. Gözdemiz yani. Ama gittikçe pamuk tarlaları azalıyor. Maliyetler çok yüksek. 20 lirayı buluyor hemen hemen. Biçeriydi, gübresi, mazodu, ilacı. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Yetişemiyoruz. Beklentimiz 25 lira civarı olması lazım. Öyle düşünüyoruz yani. Taban fiyat açıklandı mı? Şu an henüz fiyat yok. Pamuk hasada başlanacak. Toplayacağız. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kaça satacağız, ne yapacağız, nereye dökeceğiz. Eskiden çukabilik vardı. Çukabilik de artık fiyat açıklamıyor, piyasaya girmiyor. Böyle. Hasat başladı. Çiftçi mutlu mu? Aslında mutlu değiliz. Sebebini söyleyeyim. Yani gün geçtikçe her şey kötüye gidiyor. Eskiden yaptığımız yani çiftçilik, ben 130 dönüm, 180 dönüm yer işliyorum ama yani pamuk ekmek ektik. Ekmek istemiyordum. Niye? Çünkü maliyetler 3 katı olarak düşündüğümüzde bizim buraya maliyetlerimiz fazla. Yani pamuk görüktüğü gibi bir bitki değil. İlacı olsun, suyu olsun ve ilaç sürekli olarak atılan bir şey. 85 kiloya yakın gübre atılmış. Her şey 3 kat olarak düşünülürse şu anki söyleyeceklerin miktarları yani 4 gözle bekliyoruz. Hani bizi kurtaracak fiyat, açık konuşalım, 25 lira civarında. Ama yani biz şu an hala tereddüt içindeyiz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fiyat açıklandı mı pamukta? Hayır, açıklanmadı ama bizim gönlümüzden geçen bir rakam var. İllaki vardır tabi herkesin. Yani 25 lira olma civarında taraftarız. Çünkü hani biz bunun devamlılığını yaptırabilmemiz için, yani devam edebilmemiz için ben bu sezon için pamuğun son olarak düşünüyorum. Yani bir daha ekmek mi bilemiyorum yani. 25 lira falan olursa devam edeceğini düşünüyorum. Ama altında bir maliyette ekeceğimizi düşünmüyorum. Pamuk hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir ürün olduğu kadar aynı zamanda stratejik bir üründür. Yemden
tekstil ve konfeksiyon sanayinden yağ sanayisi başta olmak üzere 30'dan fazla iş kolunun da ham maddesidir. Pamukta hasat başladı. Çukurova'da hasat başladı. Ancak Pamuk'taki yanlış politikalardan dolayı maalesef dışa bağımlıyız. İthalat yapıyoruz. Çünkü ülkemizdeki pamuk üreticileri artık pamuk üretemez duruma geldi. Nasıl üretsinler ki? Geçen yıldan bugüne kadar zirai ilaçtan tohuma, gübreden mazota her bir girdi 3 ila 4 kat arttı. Ancak üreticilerimizin hasatının başladığı şu günlerde pamukla ilgili açıklanan henüz bir taban fiyatı yok. 1 kilogram kütlü pamuğun maliyetinin 20 TL olduğunu hesapladık, biliyoruz. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat ise 25 lira civarında olmalıdır. Aşağısındaki fiyat üreticiyi kurtarmaz. Önümüzdeki yıllarda pamuk ekimi tehlikeye girer. Zaten ithalata bağımlıydık. Çünkü her yıl pamukta 1 milyon ton civarında yurt dışından ithalat yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece 2021 yılında 1.7 milyar dolar para pamukta ithalata para harcadık. Tüm AKP iktidarı döneminde ise yaklaşık 25 milyar dolar para pamukta ithalata harcamışız. Gelin bu ithalata göndereceğiniz, vereceğiniz, yurt dışındaki üreticilere vereceğiniz bu parayı kendi üreticimize verelim. Kendi üreticimize verelim, pamuğu destekleyelim, pamuk ekimini artıralım. Aksi takdirde 1990'lı yıllarda ülkemizde 750 bin hektarın üzerinde ekim yapılırken bu yıllarda 400-450 bin hektar alanına kadar gerilemiş durumda. Bu yanlış politikalar devam ederse bu kadar ihtiyacımız olan stratejik bir ürün olan pamuk ekimi artık tarihe karışacaktır. Buradan iktidara çağrı yapalım. Gerek iktidar vasıtasıyla gerekse de Tarım Satış Kooperatifleri Birliği vasıtasıyla acilen pamuk fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Ve pamuğa uygulanacak destekleme primini ise 1 kilogramda 1,5 liraya yükseltin. Bunları da peşin ödeyin. Aksi takdirde pamuk ekimini ve pamuk ürününü eskiden olduğu gibi artık Türk filmlerinde görmek mümkün olacak. Çiftçiyi destekleyin, üreticiyi destekleyin, tarımı destekleyin. Bölgemizin beyaz altını olarak bilinen Çukurova'da pamuk hasatı başladı. Ama ortada hala hazırda fiyat yok. Üretici kara kara düşünüyor, ne yapacağını bilmiyor. Gördüğünüz gibi hasata gelmiş bir pamuk tarlası. Allah'ın nasıl anladın? Ne yedi bunu şimdi? Ya sen kendin.